Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Yine AYT deneme çözümlerinden birisindeyiz. Tam gaz deneme çözmeye devam ediyoruz. Hemen sorularıma başlıyorum. Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz denmiş. Bilim yeni bir disiplin olmakla birlikte tarihi çok eskidir. Bilim ne ilk defa Rönesans'tan sonra ne de yalnızca batı dünyasında ortaya çıkmıştır. Bilim insanlığın ortak ürünüdür ve kökleri ilkel toplumlara kadar uzanır. Bilim bir yandan teknolojik uygulamalar yoluyla yaşam koşullarını değiştirirken, öte yandan düşüncelerimizi biçimlenmekte, dünya görüşümüzü etkilemektedir. Yaşamın içinden çıkan bir insan etkinliği olarak sanatın da insanlıkla yaşıt olduğunu söyleyebiliriz. Bilim gibi sanat da insanın merakından, doğa, doğa olaylarına egemen olma isteğinden doğmuştur. Eski çağlardan günümüze değin sanat sözcüğünün zaman içinde edindiği anlamlar değilse de insanoğlunun gerçekleştirdiği ürünlerin doğanın ürünlerine üstünlük sağlayan yönü teknik ustalık ile duyular aracılığıyla algıladığımız nesneleri gizemli bir estetik dille aktarılmasıdır. Burada e, ulaşılamayacak e, bilgiye bakacaktık. A şıkkında bilim insanların yaşamında değişimler meydana getiriliyor. Burada yaşam koşullarını değiştirirken demiş zaten A'yı eledim. B'de bilim ve sanatın ortaya çıkma amacı aynıdır, aynıdır diyor. Burada özellikle bilim gibi sanat da insanın merakından doğaya egemen olma isteğinden doğmuştu diyor. Evet burada amaç aynı. C'de bilim de sanat da insanlıkla yaşıttır diyor. Burada e, zaten e, bilimle alakalı e, kökleri ilkel toplumlara dayanır demişti. Aynı şekilde sanat da eski çağlardan günümüze değin gelmiş ifadesi geçiyor. Bunu da eleyebiliriz. E şıkkında sanat ve bilim anlatımda benzer tekniklerden yararlanır diyor. Burada insanlık kadar köklerinin eskiye dayandığın veya insanların bir takım merakından dolayı doğduğu söylenmiş ama hangi teknikleri kullandığı söylenmediği için cevaba rahat bir şekilde edin diyoruz. Soru 2 verilen bir dörtlük var. Bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir denmiş. Hemen bakıyoruz. Dostum diye inanıp sır söyleme sakın. Ne kadar olsa da güvenir ve yakın. Sırrın sende bile durup gizlenmezken durur mu hiç dostuna iyi düşün, iyi düşün derken bize ders vermeye çalışıyor öğüt vermeye çalışıyor. Yani bilgi veriyorsa bu şiirin türü net bir şekilde didaktik olacak. Yani didaktik ile taktik arasında ilişki kuracaksınız. Bize burada bir öğüt veriliyor. Ee, geçelim hemen üçüncü soruya. Bir söz sanatı sorusu. Edebi sanatlardan hangisi vardır denmiş. Altı çizili kelimelere hemen baktığımızda bakın metni okumaya gerek yok. Su, çeşme, pınar ve deniz. Burada Hemen aklımıza ne geliyor? Anlamca birbirini çağrıştıran, anlamca birbiriyle ilgili alakalı kelimeleri bir arada kullanmışız. Ki bunun cevabı ne olacak? Tenasüp. Yani münasip, uygun anlamına gelir günlük hayatta kullandığımız. Münasip, uygunluk. Tenasüp de anlamca uygun, alakalı kelimeleri bir arada kullanmaktı. Onun için cevabı C diyoruz. Hemen geçiyoruz. Burada bilgi var ve bu bilgiye bakılarak cevap bulunacak. E, hangisi ile ilgili bilgi yukarıda verilmemiştir denmiş. Ata sözlerimizin ilk biçimidir diyor. Sav olacak bunun cevabı. B'yi eliyorum. Sığır törenlerinde söylenen şiirlerdir diyor. Sığır tören dediğimiz av törenleri törenleriydi arkadaşlar. <laughs> Burada özellikle koşuk yani eğlence, insanları eğlendirmek amacıyla aşk, doğa gibi konular işlenebilir. Koşuk olabilir. Uzun ve mazum yiğitlik öyküleri diyor. Zaten e, burada destan geçiyor. Destanın özelliği nedir? Toplumu derinden etkileyen olayları anlatan uzun metinlerdir. Dolayısıyla bunu da ediyoruz. Cenaze mer merasimleri olarak bilinen törenlerdir diyor. Burada özellikle cenaze deyince aklımıza elbette ki ölüm ve yas gelir. Ölüm dendiği zaman aklımıza sagu gelebilir ama bu, bu bir tuzaktır. Çünkü... Cenaze merasimleri olarak bilinen törendir diyor. Yani şiir değil törenin adı soyulmuş. O zaman tören yu olacak. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Denizli. Eğer şöyle olsaydı. E, cenazelerin arkasından, ölenlerin arkasından söylenen e, şiirlerdir denseydi. O zaman cevap sagu olurdu. E, cevap e, pardon e, sagu olurdu. Ve cevabımızda cenaze töreni yani Edirne olurdu. Peki geçiyorum B'ye. Hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Ee, i̇lk dizesi 7 heceden daha az olan, e, az ve cinası olan manilere kesik mani denir. Zaten 7 heceden az olan derken bunlar genellikle cinası manidir. Yani şöyle sandıklarım ilk dize mesela bu 4 hecedir. Açılsın sandıklarım hayvandan beter çıktı insandır sandıklarım derken. Burada e, ilk dize sandıklarım da 4'tü diğerleri 7 hece oluyor. Yani bu yaygındır bize ee, ve kesik bahane şeklinde adlandırılır. Bu bilgi doğru. B şıkkında ninilerde kadınların kendilerini ve çocuklarını üzen durumlardan da yakındıkları görünmektedir diyor. Yani aslında günlük hayatta e, üzüldüğü, e, kafasına taktığı şeyleri ninni şeklinde çocuğunla paylaşır gibi e, bir ezgi şeklinde söyleyebiliyor arkadaşlar annelerimiz. E, dolayısıyla burada üzeyen durumlardan da yakınmak diyor. Yani normalde ninni dendiği zaman çocukları uyutmak ve eğlendirmek amacıyla söylenen şiirlerdir ama annelerimiz bazen derdini de burada ne yapıyor döküyor bu vesileyle. Bu doğrudur. C'de tekerlemeler çoğunlukla masal, bilmece ve halk hikayelerine bağlı olarak ortaya çıkar diyor ki masallar, bilmeceler vesaire bunların hepsinde bir şekilde tekerleme kullanıyor. Bazılarının girişinde, bazılarının kendisi bilmeceler mesela dolayısıyla burada tekerlemeler bunların içinde kullanıldığı için eleyebilirim. E, D'de Türkiye iki bölümden oluşan ezgeli bir nazım biçimidir denmiş. burada türkünün bir bent kısmı var. Üç dizelik bir de iki dizelik kavuştak kısmı var. Yani o zaman iki bölüm dediği şey de doğru. E, e şıkkına geliyorum. Halk hikayeleri olağanüstü çokça yer vermesi bakımından destana yaklaştır. Halk hikayeleri Olağanüstü e, olağanüstülere yer vermiyor, e, daha doğrusu şöyle, e, olmuş ya da olması mümkün olayları anlatan, e, bu yönüyle hikayeye yaklaşan bir türdür. E, yer yer olağanüstülere yer verir. Yani çokça değil, zaman zaman yer verir. Burada tam tersi söylenmiş. Bu destane değil, daha çok hikaye yakın bir metindir. Onun için cevaba edin ediyoruz. E, soru 6. Parçadan hareketle hangisi söylenemez denmiş e, ee, İslami Türk Edebiyatı'nın ilk ve büyük eseri Kaşgar'da ortaya çıkmıştır. Kutatkı Birik diyor yani. Neymiş bu eser? Kutatkı Birikmiş. Kutlu veya mutlu olma bilgisi anlamındadır. Balasagunlu Yusuf Hasacip meslevi Nazım şekliyle 6645 beyitlik bir eser ortaya koymakla bir edebiyat geleneğinin baş, başlangıcını yapmıştır. O günden bugüne Türk eser e, yazanların Türkçe eser yazanların öncüsü hiç şüphesiz. Yusuf Has Hacip'tir. Onun eseri olmasaydı Karahanlı tarihi belki de e, bu kadar hatırlanmayacaktı. Yusuf Has Hacip gibi 11. asırda yaşamış bir başka şahsiyet daha vardır ki dilimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü gerçek anlamda derinleştiren öncü bir eser ortaya koymuştur. Yani o da neymiş? Van Lügati Türk diyor. Peki hangi söylenemez denmiş burada? E, baktığımız zaman A'da kutatkı birik İslamiyet etkisinde kaleme alınan ilk eserdir diyor. Zaten bu ilk cümlede ne yapıyor? Geçiyor. Eledik. B'de <laughs> kutatkı birik Mesnevi nazım şekliyle beyit beyt nazım biriminin ilk kullanıldığı beyittir diyor arkadaşlar. Burada e, Mesnevi nazım şekli artı beyt diyor. E, i̇lk İslami eser olduğuna göre bu bilgiler de arkadaşlar doğru. Çünkü mesnevi biliyorsunuz e, Arap veya Fars edebiyatına alınmış bir e, me, şeklidir değil mi? İran devleti alınmıştı pardon. C şıkkında bir başka şahsiyet sözüyle Kaşgarlı Mahmut'a gönderme yapılmıştı diyor. Bir başka şahsiyet dediği şey zaten dediği kişi e, eser olarak örneklendirildi, eseri verildi. Divan Türk'müş. ve o da elbette ki Kaşgarlı Mahmut'a ait. Doğru bilgi. Sözü edilen her iki eser de Türkçenin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Burada aslında son eser önemli katkı sağlar ama burada son cümleye dikkat edelim. Yusuf Haz Hacip gibi 11. sırada yaşamış bir başka şahsiyet vardır ki dilimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü gerçek anlamda derinleştiren diyor. O zaman demek ki bundan önceki eser yani Kutat Kubirik'te de söz konusu e, dille alakalı bilgiler, eser, e, özellikler taşıyor diyebiliriz Türkçe ile ilgili. Bunu da ediyoruz. E'de Divan Lugar Türk Kutat etkisinde yazılmıştı diyor. E, arkadaşlar buradan eee Birisi İslami kitap, bir diğeri sözlük, öğretici metindir. Dolayısıyla burada birbirinden etkilenme diye bir durum söz konusu değil. Yani metinde zaten böyle bir şeyden bahsedilmemiştir. Onun için cevaba edin ediyoruz. Soru 7. Burada e, dizelerle ilgili hangisi söylenemez denmiş. Dikkat ederseniz iki tane beyt var. İlahi nazım türle söylenmiştir denmiş. Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur. Birden gelir şadan olur, birden gelir geriyan olur. Burada dikkat edersiniz hak gönül verdi diyor. Hak yani yaratıcı gönül verdi derken burada Allah'tan bahsediyor. Yani Allah sevgisiyle alakalı olabilir. Bunu eliyoruz. Kafiye örgüsü gazelinkine benzemektedir diyor. Bakıyoruz A, A ilk beyit, X, A şeklinde gidiyor. Evet bu da doğru. İlk beyitte zengin uya ve yer verilmiştir. Bakıyoruz benzerlik nereye kadar geliyor? an olura kadar geliyor. Hayran olur. Giryan olur derken olurlar redif doğru. Ama hayran ve giryandaki anlar iki sestir. Zengin değil. Burada tam kafiye vardı. Dolayısıyla cevap çıktı ortaya. C diyoruz. Diğer şıklara yine hızlıca bakalım. İçinde yer yer yabancı kökenli kelimeler vardır denmiş. Burada giryan, şadan, zemheri, beşerat, pardon beşaret artı büstan gibi kelimeler geçiyor. Doğrudur eliyorum. Aruz ölçüsü de söylenmiştir. Burada zaten biz beyitten bahsediyor isek beyitler neyle yazılır? Divan ibadet metnine uygun bir e, şiir anlamına gelir. Bunlar da zaten aruz ölçüsüyle yazılır söylenir. Onun için bu da doğru. Geriye gerçekten C şıkkı kaldı gördüğünüz gibi. Soru 8. Sözü edilen nazım türü hangisidir denmiş? Aşıkların ölen bir kimsenin ardından söylediği koşmalardır. E, ölen kimselerin arkasından söylediği koşma diyor arkadaşlar. Burada e, hiç uğraşmaya gerek yok. Ölen kimselerin arkasından söylenen şeyler halk edebiyatında yani aşıkların söylediği aşık edebiyatında nedir? Ağıttır. Onun için hemen geçiyoruz. <laughs> Soru 9. Burada sözü edilen hal şairi kimdir diye sorulmuş. Şöyle baktığımız zaman tarihi tarihle ilişkilendiriliyor. Yani 2. Osman'ın şehit edilişi, 4. Murat'ın revan seferi gibi konularda şiirler söylemiş diyor. Dönemin diğer olaylarla ilgili manzumeler söylemiş diyor. Ama e, en sonuna metnin geldiğimizde şöhretinin yayılmasını sağlayan en önemli eser Genç Osman Destanı diyor. Arkadaşlar Genç Osman Destanı kime ait? E, 17. yüzyıl halk şairlerinden Kayıt Kul Mustafa'ya aittir. Hem ÖSYM sordu bunu hem de bu hafta geçen hafta içinde yapılan bir özde bir sınavı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam orada bu bilgi soruldu. Peki 10 diyoruz. Kaseden azın biçimiyle ilgili hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. İlk beytine matla, son beytine makta denir. Doğru bu gazelle aynıdır arkadaşlar. Matla beytinin yinelenmesine de matla yani yeni matla denir. Bu çok detay bilgidir. Bilmiyor, bilmiyor olabiliriz. Onun için diğer şıkları bir kontrol edelim arkadaşlar. Beyin sayısı genelde en az 33, en fazla 99'dur. Doğru, kesin. E, temel olarak 4 bölüne oluşmaktadır diyor. Aslında kasidenin 6 bölüm vardır. Nesip, teşbih, girizgah, Meti'ye, Fahri'ye tegazül ve dua olmak üzere. Burada e, giriş kısmı, yani giriş derken nesip, teşbif kısmı e, tasvir yapılan bölümdür. Biraz sanatkarlık gösterilir burada. E, asıl konuya geçiş, girizgah olmayabilir. Zaten tek beytlik bölümdür. Asıl bölüm değildir mesela girizgah. E, Meti'ye kimi övdüyse onu övdüğü bölümdür. Asıl ana bölümlerden bir tanesi. Fahri'ye kendisini böl, e, övdüğü bölümdür. Bu da Ana bölüm. tegazül bölümü e, arada gazel söyleme demektir. Her kaside de bulunmayabilir. Dolayısıyla arkadaşlar dua zaten hepsinde olur. 4 bölüm diyor. Yani 6'yı 4'e indirebiliriz. Doğru. E'ye geldiğimiz zaman asıl yazılma sebebi şairin kimi isteklerini dile getirmesidir. Hayır arkadaşlar. Kasideler din veya devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bundan dolayı kendi istekleri falan arkadaşlar hep arka plandadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Cevabı rahat bir şekilde E diyebiliriz. 11. Parçadan Nabi ile ilgili hangisi söylenemez demiş hareketle diyor. Klasik Türk edebiyatında Hikemi şiirde incakta ilk gelen e, isim Nabi'dir. Hayatın önemli bölümünü Urfa, İstanbul ve Halep üçgeninde geçen bu büyük şair, çağdaşlarının beğenisini kazandığı gibi oluşturduğu hikeme şiirle etkisini tazimat şairlerine kadar sürdürmüştür. Bazı beyitleri dilden dili atasözü gibi dolaşan Nabi, gazelleri ve özellikle Hayriye adlı mesnevisiyle sesini çağlar ötesine ulaştırmış bir şairdir. Bakıyoruz ee, arkadaşlar hemen. Divan Edebiyatı'ndaki didaktik şiir tazının öncüsüdür diyor arkadaşlar. Burada didaktik derken zaten hikemi şiir, hikmetli yani öğretici şiir demektir burada didaktik şiir tarzını benim istediğim biz ne yapıyoruz? Öncüsü olduğunu görebiliriz. B'de yaşadığı yüzyılın en büyük divan şairi kabul edilmektedir. Onun önemli özelliğinden bahsedilmiş. Ee, çağlar ötesine kaldığından bahsedilmiş ama e, diğer sanatkarlardan üstün tarafı veya en üstün sanatkar e, oluşuna dair bir bilgi geçmiyor. Beklesin. C'de kimi beyitleri halk arasında yaygınlık kazanmıştı diyor. Hatta Bakın dilden dile ata sözü gibi dolaşıyormuş. Evet yaygınlaşmış doğru. D'de çiğil vadisinde kalıcı olmasında bir mesnevinin de rolü olmuştu diyor. Hayriye adlı mesnevisi evet böyle bir durum oluşturmuş. E'de oluşturduğu etki batı etkisindeki Türk edebiyatına kadar sürmüştür. Yani tanzimata kadar sürmüşse batı etkisindeki Türk edebiyatına kadar sürmüş demektir. Cevap ne oluyor? Bursa oldu. 12 sözü edilen sanatçı diyor hangisidir? Bursa Valiliği esnasında bir tiyatro binası yaptıran, bir defa Bursa Valiliği yaptıran kişi deyince hemen aklımıza gelmeli. Artı e, Molière'den çeviri yapmış olması, artık tamamen yakayı ele veren bilgi. Bu kimdir arkadaşlar? Tanzimat birinci dönem sanatçılarımızdan Ahmet Vefik Başı'dır. Neydi bu sanatçımızın özelliği? E, tiyatro binası yaptırır, oyuncu getirir, e, mollerden çeviri yapar. Hatta seyircilerin nasıl davranması gerektiğine kadar onları eğitir. Yani bizde tiyatroya büyük katkısı olmuş bir sanatçımızdır Bebik Paşa'nın. Ayrıca milliyetçi anlayışta dil ve tarih çalışmaları da vardır. Yani önemli kişilerden bir tanesiydi Ahmet Bebik Paşa. 33- e, bu parçanın anlatımında hangisine başvurulmuştur denmiş. Tahsin Nahit'in şiir dünyasının oluşmasında bazı etkenler rolü oynamıştır. Özellikle Fransız sanatçılar ve Türk şairler Nahit üzerine oldukça büyük izler bırakmıştır. Yani burada diyor ki e, bu Tahsin Nahit adlı yazarımızın üzerinde bazı sanatçıların bu yabancı veya Türk fark etmiyor etkileri olduğundan bahsetti. Ruhi Bikait adlı şiir kitabında diyor. Bazı Fransız şairlerin şiirlerinden alıntı yapmış. Aşk adlı bölümün başında André Ciner'den e, iki dizi. Duay Ramazan'da, Serab-ı e, Müstakbel'de derken. Bakın artık başka sanatçıların etkisi olduğunu söylemişti değil mi? E, bunlara örnek vermiş. Yani burada net bir şekilde ne var? Örnekleme var. Cevaba D deyip hemen geçiyoruz. 14- Partide söz edilen şiir anlayışı ve temsilcileri ile ilgili hangilerine değinmemiştir denmiş. Türk şiiri 1960'lı Türk şiiri 1960 yıllarda ülkedeki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle e, ellerdeki ikinci yeni şiir anlayışından uzaklaşmış. Toplumcu gerçekçi şiir anlayışı Türkiye'de bir edebiyatında yeniden canlanmaya başlar. Ant, Devinim, Halkın Dostları, Gelecek Yansıma gibi dergilerde yazan Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe, Refik Turbaş, Nihat Behram, Kemal Özer, Gülten Akın gibi şairler bu anlayışla eser vermeye başlarlar. 60'tan sonra Nazım Hikmet'in şiir kitaplarının yeni, yeniden yeniden yayınlanmaya başlaması bu şairleri etkiler. Sanat hayatlarının ilk yıllarında etkisi altına kaldıkları ikinci yeniyi bireyci toplumdan uzak bir şiir olarak suçlarlar. Halkın hatta bütün dünya halklarının dertleriyle ilgili olduklarını, açık, sade, insancıl bir şiir kurmaya çalıştıklarını, halk kültürüne yöneldiklerini ilan ederler. Burada olmayan şıkları bulacaktık. E, şiir yayınladıkları sür, süreli yayınlara diyor. Evet burada Ant devinin gibi sayıldı. Tepki olarak ortaya çıktıkları şiir eğilimi, ikinci yeni şiirine karşılardı arkadaşlar. Söylendi. Oluşumuna etkiden faktör ilk cümlede siyasi ve ekonomik ve toplumsal gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Doğru. Hedefledikleri şiirlerin nitelikleri diyor. Burada özellikle sonda e, ikinci gençlerin şiirine karşılardı. E, nedir? E, toplumun dertleriyle alakalı açık sade insancıl şiir kurmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Doğru. Şiire getirdikleri yenilikler diyor. Getirmek istediklerinden bahsetti ama getirip getirmediğini biz bilmiyoruz. Sonucunu burada söylememiş. Bundan dolayı arkadaşlar Cevap B olacak çünkü 5'ten bahsedmiyor. 16. E, eser türü ve sanat çeşitleştirmesi yanlış verilmişti diyor. Kurtulmuş, kurutulmuş felsefe bahçesi, deneme ve salah bisal doğru. Suyu arayan adam otobiyografi Şevke Süreyya Aydemir ki güzel bir otobiyografi arkadaşlar doğrudur. Abbas Yolcu biyografi Atel İlhan yanlış. Bu eser arkadaşlar biyografi değil bir gezi türüne yazılan eserdir. Dolayısıyla cevabı Ceyhan diyoruz. Sorun altı düz yazı türlerinden hangisinin özellikleri ağır basmaktadır denmiş. Rastladığım birkaç tanıdık söz belli etmişler gibi bana dünyanın tadı tuzu kalmadığından dert yandılar. Nerede o eski günler diyorlardı. Hayat böyle miydi? Sabahları bir başka keyifle uyanırdık. Sanki dünyanın renkleri bile değişti. Yoksa güneş eskiden daha parlak mıydı nedir? Her şey daha neşe ile aydınlanırdı. Şimdi sabah, e, sabiatta o neşe o canlık yok bütün günler birbirine benziyor. Sabah çık işine git. Saat 8 saat 10 saat çalış. Akşam köz kös evine dön. Yaşamak bu mu sanki derken. Okuyucuyla arkadaşlar konuşuyormuş gibi yazmış değil mi? Burada özellikle e, rastladığım tanıdıktan itibaren başlamış. E, bunun dışında nerede o eski günler hayat böyle miydi diyor. E, uyanırdık derken özellikle burada okuyucuyu da işin içine katarak onlarla konuşuyormuş gibi yazıyor. Dolayısıyla cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Peki 17'ye geliyorum. Söz edilen kitabın hangi düze türünden kaleme alındığı söylenebilir denmiş. Bakalım kitapta ele alınan yazarla ilgili detaylı bilgi topla, topladığı görülüyor. Ele alınan yazar. Demek ki bir yazar ele almış arkadaşlar. Bu biyografi olabilir aslında. Devam edelim. Yazar söylediklerini, belgeleri e, tanıklıklara dayandırıyor. Hayali söyleyişlere yer vermiyor. Ağırlıklı olarak nesna kullanıyor. Ele aldığı şahsiyetle ilgili dediğine göre bu başkasının hayatını anlatan bir eserdir. Dolayısıyla biyografi olacak. Cevaba bursa diyorum. 18. 6 çizili sözle e, aşağıdaki düz, düz türlerinden hangisine gönderme yapılmıştır deniyor. Kendi yaşantısını yakın çevresini işlemek başkalarıyla özdeşleşmekten daha kolay Olabilir. Edebiyatın temel ögesini fuz etmektir. Kendini başkalarının yerine koymak, canlı figürleri yaratabilmenin ilk koşuludur. Bir yazarın eserlerinde hayatından yansımalar tespit etmek, kendi hayatından e, yansıma anlamına gelir. O zaman otobiyografik özellik gösterme olabilir. Yani arkadaşlar cevap çıktı ortaya. E, hayatından yani kendi hayatını kastetmiş oluyor. A diyoruz. 19 mülakatla mülakat yapacak kişinin özellikleri arasında yoktur denmiş. Anlam çıkartmada zeki yani mülakat esnasında yorum kabiliyeti yapması insana zarar getirmez yani olabilir. Duy organlarının duyarlılığı yüksek. Evet, mülakat esnasında e, bu da gerekli. Görüşme konusuna karşı koşullanmamış. Yani ön yargıyla gitmiyor. Karşıdakini de dinleme durumunda. D'de çatışmaya girmekten çekinmeyen diyor arkadaşlar. Mülakat güncel ve önemli bir konunun e, uzmanı olan o konuda söz sahibi bir kişiye gidip sorular sormaktır. Ve bunu da gazetede olduğu gibi yayınlamaktır. Yani orada mülakat yapan kişi kavga etmeye gitmiyor arkadaşlar. Sadece soru sorup cevabını alacak. Onun için burada D şıkkı kesinlikle yanlıştır. Soru 20. Masal ile fabılın ayrılan en önemli özelliği denmiş. Teşhis ve intak sanatlarına yaralanması. Evet teşhis ve intak fabılda fazladır ama zaman zaman masalda görülür. Öyküleyici anlatıma başvurulması her ikisinde vardır. Sonda kıssadan iste alınabilecek bir dersin verilmesi. Bu fabılın özelliğidir. Her fabılda sonda bir ibret verme amacı söz konusudur. Ama masallarda böyle bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bu beklesin e, ee, kahramanların hayvanlardan oluşması daha çok fabıllardadır ama zaman zaman masallarda olabilir. Hem mazlum hem mensur e, şekilde görülmesi yani geçmişten günümüzde her ikisinde şiir veya düz yazı şeklinde örnekleri vardır. Dolayısıyla burada cevaba C diyoruz. 21. Parçadan hareketle Aşk edebiyatıyla ilgili hangisi önemez denmiş? Aşk edebiyatı halk diliyle ve hece vezdinle meydana getirilmekle birlikte saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşan geleneksel edebiyatımızın adı olarak bilinmektedir. Başka bir deyişle işte, anonim ürünlerin haricinde kalan şiirlerin oluşturduğu tür aşk edebiyatı olarak adlandırılır. Aşk edebiyatının aslı İslamiyet'in kavimden önceki sözde edebiyat dönemine dayanmaktadır. Hangi şekilde adlandırılsa adlandırılsın toplumun istek ve düşüncelerini sazlarıyla sözlerle dile getiren saz şairleri ve onların ürettikleri insanlık tarihe kadar riskedir. Bu sanatçılar ve ürünleri kültürün birer parçası ve aynı zamanda birer taşıyıcısı demiş arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ee, söylenemez denmişti. A şıkkına bakalım hemen. Ee, burada söz ve müziğin içe olduğu diyor arkadaşlar. Bu söylendi. Söylediğini belli olan ürünlerden oluşmaktadır diyor. Anonimden ayrılan özelliği zaten söyleyene belli olması arkadaşlar. Doğru. Sözlü dönemin devamı niteliğindedir arkadaşlar. Evet bundan söyledi bahsetti burada. İslamiyet'in kavimden önceki sözlü edebiyatın devamı gibi bir ifade kullandı. Sanatçılar duygularını epik ve lirik tarzda dile getirmişlerdir. Burada her iki e, arkadaşlar türün den bahsettiğini görmüyoruz. Yani ürünlerinde ne tür bir tarz benimsettiğini görmüyoruz beklesin. Toplumsal değerleri gelecek kuşaklara aktarması Burada son cümlede geçiyor arkadaşlar. Taşıyıcı şeklinde. O zaman geriye kalıyor? D şıkkı kalıyor. 22. Masal ile ilgili hangisi önermez denmiş? Masal doğuşta bir kişinin malı iken çevre değişik, değiştikçe söyleyeni unutulmuş. Sonunda topluluğun ortak malı olmuştur diyor arkadaşlar. Masal başlangıçta gerçek olayların bir hikayesi durumundayken çeşitli gelişmelerle yeni hayali öğelere bırakmıştır. Tek değişmeyen unsur halk ruhundaki iyilik, hakseverlik, adalet duygularıdır. Masalların ilk defa dünyanın hangi bölgesinde oluşuna dair çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Eski araştırmacılara masallara kaynak olarak Hint mitolojisini gösterirler. fakat asıl olan her topluluğun kökenine kendine göre masalları ürettiridir. Türkler ise tarihin başlangıcından beri masalları ve efsaneleri ile dilden dile anlatılan çok zengin bir masal hazinesine Sahiptir denmiş. Burada e, yine değinmemiş şıkka bakacaktık. E, baktığımızda A şıkkında zamanla anonim nitelik taşın kazandığına diyor arkadaşlar. Bir kişinin malıyken e, anonim oldu arkadaşlar. Doğru. Temelinin gerçeklere dayandığına. Evet gerçek bir olaydan başladı ama sonra hayal unsurları kazandı. Ne zaman ortaya çıktığının kanıtlanamadığına. Evet burada arkadaşlar sadece görüşler var. Bunu da biliyoruz. Toplumdan topluma değişen bir tür olduğuna diyor arkadaşlar. Ee, bu da var arkadaşlar. Özellikle her toplum masalını kendi üretiyormuş. Bu da doğru. Kahramanların olağanüstü varlıklar olduğuna. Evet masallarda böyle bir özellik vardır ama biz parçadan bu parçada buna değinmediği için arkadaşlar cevabı ediyoruz. 23. Romantizmle ilgili hangisi ne değinmemiştir diyor arkadaşlar. Romantizm İngiltere'de estetik bir hareket şeklinde bilirmiş. Almanya'da estetik bir edim olarak doğmuş. Ancak zamanla bir dünya görüş haline gelmiş. Fransa'da ise Rus Rousseau'ndan beslenen bir toplumsal eleştiri haline almıştır. Romantizm akımı genel manada 18. yüzyılın klasik edebiyat anlayışına tepki olarak Batı edebiyatına doğmuş. O güne değin süre gelen zorlayıcı, kısıtlayıcı, faydacı ve baskıcı edebi üsluba İslam bayrağı çekerek dünya edebiyatlarını etkisi altına almış bir özgürleşme hareketi olarak ele alınmaktadır. Baktığımızda mevcut anlayışı yargılayıcı bir tutum sergilediğine diyor arkadaşlar. Evet bundan bahsetti. Bir defa zaten bir yerlere tepki değil mi arkadaşlar bu? Edebiyat e, sanatındaki belli başlı temsilcilerine. Burada romantizmi etkileyen Rusya'dan bahsetti ama romantik olanların kim olduğundan kimler temsilcisi bundan bahsetmedi. Dolayısıyla burası beklesin. Hangi uluslarda nasıl bir durum arz ettiğini. Evet İngiltere ve Almanya'da nasıl olduğundan bahsetti. Karşı çıktığı yazısal üslubun niteliklerine diyor. Onların zorlayıcı, kısıtlayıcı, faydacı, baskıcı üslubuna isyan var. Doğru. Hangi edebiyat akımına tepki olarak ortaya çıktı? Zaten bunu e, söylemiştik. E, klasik edebiyat anlayışına tepki. Bunu da ediyoruz. Cevabı ne diyoruz arkadaşlar? Bursa diyoruz. Evet hemen geçiyoruz son sorumuza. Fecraati ile ilgili hangisine değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Fecraati'nin kuruluşundan aşağı yukarı bir yıl sonra yayınlanan beyanname hem Türk Edebiyatı'ndaki ilk beyanname hem de topluluğun en önemli faaliyet olarak kayıtlara geçmiştir. Bununla birlikte topluluğun kuruluşundan kısa süre sonra gerçekleşen 31 Mart vakasının fecir olumsuz etkilediği, bu yüzden topluluğun basın hayatında aşağı yukarı bir, e, bir yıl varlık gösteremedi. gösteremediği, bu bir yıllık sürenin topluluk için bekleme dönemi ve edebiyata ilk adam atışın ön hazırlığı olduğu ifade edilir bazı edebiyat tarihçileri Fecr Ahten'in bir beyanname yayınlamış olmasını takdirle almakla birlikte onların topluluk olarak kayda değer faaliyetlerinin pek bulunmadığı görüşündedir diyor. Burada Türk Edebiyatı'ndaki e, önemini demiş arkadaşlar. Evet aslında daha doğrusu önemini değerlendirirken çok da e, ortaya bir şey koyamadıklarından bahsediyor. Yani e, buna değinilmiş. Sanat ve edebiyat görüşlerini kendilerinin ne tür bir sanat anlayışını savunduklarına dair bir bilgi net burada kesinlikle pardon yok. En takdir edilen yönleri nedir arkadaşlar? Burada en önemli faaliyeti ilk beyanname falan diyor arkadaşlar. Bundan bahsedildi. Eserlerin içerik ve dil özellikleri diyor arkadaşlar. Bunların ortaya çıkmaları, işte beyannameleri ve kısa ömürlü olması vesaire. Bundan bunlardan bahsediyor arkadaşlar ama burada eserlerinin içeriği, dil özelliği ve sanat görüşlerinden bahsedilmiyor. Dolayısıyla 2 ila 4 diyoruz. Yani cevap deniz oldu arkadaşlar. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.